Hibiskus nedir? Jamaika gülü adı da verilen hibiskus, Jamaika, Meksika, Orta Amerika, Güney Amerika ve Karayip adalarına özgü bir bitkidir. Jamaika'da genellikle zencefil ile birlikte karıştırılıp çay veya soğuk içecek olarak tüketilir. Hibiskus çayı ekşi çay olarak da bilinir. Kafeinsiz olan ve yüksek C vitamini içeren hibiskus bağışıklık sistemini güçlendirir. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Kaliforniya eyaletinde en popüler çaylar arasında yer alan hibiskus çayı, başta Kuzey Afrika, Kuzey Amerika ve Güney Amerika ülkeleri olmak üzere tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Tansiyonu düşürür. Tip 2 diyabette yüksek kan basıncını düşürmek için kullanılır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioksidandır. Kolesterolü düşürür. Mide kanserine karşı koruma sağlar. Şişliği alır. Sindirim sistemini çalıştırır. Kalp ve karaciğer hastalıklarına karşı kullanılır. Kilo vermeye yardımcıdır. Hibiskus çayı nasıl hazırlanmalıdır? Hibiskus çayını sadece kurutulmuş hibiskus çiçeğinden hazırlayabilir ya da tat vermesi için bir miktar zencefil, tarçın veya limon suyu kullanabilirsiniz. Bir bardaklık suyu kaynattıktan sonra 1 ila 2 çay kaşığı kuru hibiskus yaprağını içine atın. Demlenmesini beklerken ağız tadınıza göre tarçın veya zencefili bu aşamada ekleyebilirsiniz. 15-20 dakika demlenmesini bekledikten sonra süzüp içebilirsiniz. Daha güçlü bir tat için ya daha fazla hibiskus kullanabilirsiniz ya da 20 dakikadan daha fazla demlerseniz çayın tadı biraz acılaşacaktır. Yine ağız tadınıza göre limon suyu veya balla tatlandırabilirsiniz. Daha fazla hazırlayıp depolamak isterseniz buzdolabında 3 güne kadar tazeliğini korumaktadır. Hibiskusun sağlığımıza faydaları nelerdir? Yayınlanan bir araştırmaya göre bir ay boyunca günde 2 bardak hibiskus çayı içenlerin kötü kolesterol ve trigliserit düzeylerinde önemli azalmalar tespit edilmiş, aynı kişilerde iyi kolesterol seviyesinde yükselme belirlenmiştir. Yüksek kan basıncını düşürmek için kullanılan hibiskus çayı bu alanda bazı araştırmalara da konu olmuş ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Hibiskus hakkında yazılan makalelerde günde 2 bardak hibiskus çayı içmenin hipertansiyon hastalıklarında olumlu etkilere yol açtığı, hibiskus özünün kanserli hücre sayısını azalttığı ve mide kanserinin yayılmasını engellediği belirtilmektedir. Antioksidan etkisi bulunan bitkinin özellikle mide kanserinin tedavisinde yardımcı doğal ürün olarak kullanılabileceği belirtilmektedir. Hibiskus çayının yan etkileri var mıdır? Hibiskus çayı genel olarak güvenli kabul edilirken bazı özel durumlarda kullanılması tavsiye edilmez. Hamilelik döneminde kullanılan hibiskus çayının düşüğe yol açtığı vakalar görülmüştür. Emzirme dönemindeki kadınlara önerilmemektedir. Hibiskus çayı veya özü tansiyon ve kolesterol ilaçlarıyla etkileşime geçebilir ve olumsuz etkilere neden olabilir. Bu yüzden düzenli olarak ilaç kullananların hibiskus veya diğer bitkisel çayları kullanmaya başlamadan önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir. Videolarımızı faydalı buluyorsanız bir sonraki videomuzdan sizi haberdar edebilmemiz için lütfen kanalımıza abone olunuz. Bitki TV ekibi olarak hepinize sağlıklı ve mutlu günler dileriz.